İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Andoklar'la sohbetlere başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey nasılsınız? Allah'cığım şükür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Ali Bey siz? Çok şükür ederim hocam. Aferin. Bak çelik gibi ifade var yüzünde. Maşallah. Aferin. Emre Bey siz? Helal hocam. Allah razı olsun. Güzel bak. Güven dolu. Maşallah. Böyle. Maşallah. Güzel. Siz? Helal hocam. Murat Bey? Allah razı olsun. İyisiniz. Maşallah. Gribe karşı havuç yiyeceksin. İyi gelir. İnşallah hocam. İnşallah. O bir mor havuç mu diyor, kırmızı havuç mu diyor, bir şey daha var böyle rengi koyu. O iyi yenebilir. İnşallah hocam. Biraz sebzede fayda var. İnşallah. Kırmızı biber. İnşallah. Çiğ kırmızı biber. Vücudun onlara ihtiyacı var. İnşallah. İyi olur. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Kavga diyelim sevgiyle bitecek. İnşallah. İnşallah. Evet dinliyorum. Bugün sabah erken saatlerde Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristler Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bitişiğindeki lojmanlara bombalı araç, roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda iki polisimiz şehit olurken polis ve lojmanlarda oturan sivillerin de aralarında olduğu 35 kişi yaralandı. İşte vaziyetin ciddiyetini hükümet benim anladığım anlamda yeni fark etti. Yeni tedbir almaya başladılar. Önce süreç var işte çimentoya gömecek, betona gömecek, toprağa gömecek. Ya kardeşim komünist, Stalinist, Allahsız, kitapsız adama nasıl güveniyorsun ya sözüne? Allah inkar ediyor adam, onun sözüne güvenilir mi? Neyse Allah'a çok şükür söyleye 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 sonunda meselenin ciddiyetini hissettiler. Efendim, şimdi yapılacak şey gençleri eğitmek. Milli şuur dersi. Bak komünistleri sürekli eğitiyorlar. Eğitimle bu hale geliyorlar. Milli şuur dersi verirsek haftada 3 saat ki hayati bir konu çok çok faydalı olur. Komünizm tehlikesi, darvinizm tehlikesi, faşizm tehlikesi, terör örgütleri, terör nedir, şiddet nedir, sevgi nedir, merhamet, dostluk, kardeşlik nedir? Bunların gençlere öğretilmesi lazım. Milli hedeflerimiz, değil mi? Mesela Türkistan Birliği. Şehitlerimizden birinin resmi vardı Adnan Bey. Bakayım. Trafik polisi Ercan Yüzünün nurunu seveyim ben senin. Aslansın sen. Öbür şehidimize bakayım. Diğerinin henüz bilgisi yer almadı haberlerde. Allah nurlarını artırsın. İnşallah. Allah onlara güzel bir şeref vermiş. Güzel bir nimet vermiş. Biz sadece imreniyoruz. Ne diyelim? Allah annesine babasına uzun ömür versin. Güzel bir şeref. Asil bir şeref. Asil bir sükse bırakmış arkasında. Maşallah. Her iki şehidimizi tebrik ediyoruz. İnşallah. Allah şehadetlerini makbul etsin. İnşallah. Bizlere de o güzel nimeti nasip etsin. Allah annelerine babalarına kalp ferahlığı, huzur versin. İnşallah. Tevekkül nasip etsin. Mütevekkil bir kalp. Allah'a teslim olmuş güzel bir ruh nasip etsin. Allah şaşırtmasın. Ne mutlu. Şehitlerimize ne mutlu maşallah. Gel bakayım, gel, gel, gel. Gel sen ne temizsin sen böyle, nasıl güzelsin sen. Çok güzelsiniz Görüşürüm. I love you. I love you more. Yes. Ama nur gibi ya, çok temiz bu. Maşallah. Tam İslam fıtratı var, Müslüman fıtratı var. Maşallah. Kuzu gibi. Çok asil maşallah, bayağı asaleti güzel. Soylu yani. Öyle bazı kadınların kaprisleri falan olur, böyle densizlikleri, huysuzlukları falan olur. Onda öyle bir şey hiç yok. Bayağı güzel. O kulaklık nerede var mı? Getir onu. Tercüman yukarıda mı? Hazır mı tercüman?
severim ben senin güzel sesini. Tatlı sesini severim ben senin. O tercüman hanım oralarda mı? Başlıyor mu? Tamam, hadi selam. Muzaffer Tema nasılsın? Elhamdülillah, çok iyiyim şahane. Vahiy 16'ya 12 ve 16. Fırat'ın suyunun kuruması, aynı zamanda Mehdi'nin çıkış alameti. İncil'de de geçiyor. Altıncı melek tasını büyük Fırat ırmağına boşalttı. Güney doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Fırat'ın suyu kurudu diyor. Ahir zaman. Üç kötü ruh kralları Armagedon denilen yerde yere toplandılar. İşte Amerika, Rusya. Evet. Ve işte bir tane daha. Evet, İngiltere. Ali, aferin sana. Hep zafer haberlerini duyuyoruz. İnşallah. Sen nasıl güzel olmuşsun sen. Nasıl şeker olmuşsun sen. Harikasın. Maşallah. İnşallah. Çok şık olmuş. Kuru kafalı neyin falan kıyafetler. Hadi de o kuru kafaya. Böyle. Kuru kafa. Yüzük kuru kafa, bilmem ne kuru kafa. Her şey kuru kafa. Böyle çok iyi olmuş kıyafetin. Mesela bu tertemiz bir genç kız için mesela çok hoş. Terlemez, şey yapmaz. Mesela cildi tertemiz kalır. Dekolte. Çok güzel bir şey. Ama iyi korunmaları gerekiyor tabii. Yani böyle hani yılanlık yapan bir topluluk içinde olmaz. Saygı duyacak. Değer verecek. Halil Can nerede? Aşağıda mı? Evet. Ya kardeşim, onları oraya gönderdik çocuklar. Sen orada onları bir sandalye bulsan arkaya. Gel Halil Can, gel. Gel abisinin aslanı, gel. Maşallah. Maşallah. Bir de her geçen gün daha da gençleşiyorsunuz. Ve maşallah. Daha da artıyor maşallah. Maşallah, elhamdülillah. Halilcan, Adanalıymışsın sen. Evet. Adana hep kabadayıdır ya, hep delikanlıdır. Sen de öylesin maşallah. Geç bakayım. Halilcan nasılsın? Elhamdülillah, çok iyiyim. Siz nasılsın? Aslansın sen. Kız kardeş çok hanım. Bayağı terbiyeli. Bir okul boşluğunda gelsin. İnşallah. Sen ne şeker şişin sen. Yüz çeşit kuru kafa teşkilat var ama anlatamam. O çok aşağı yok ya. Hanımlar dekolte olacak, çekeceğim ama çok iyi korunacaklar, çok iyi hürmet görecekler. İnşallah. Ya aslında öyledir, ben büyük şehirde falan öyle görürdüm ya. Mesela şık temiz hanımlar bir yere gelirdi falan, adamlar yüreği ağzına girdi insanlar mesela. Elinden tutup arabadan indirirler, kimse bakmaz. Efendim, değil mi? En iyi yere oturtulur, en güzel yiyecekler getirilir falan, böyledir usul yani. Şimdi bazı hanzolar işte bıyık mıyık vuruyor, laf atıyor. Laf atıp onu üzünce eline ne geçecek yani, onu rencide edince ne geçecek yani? İlla ki laf atacak ya. Mehdi devrinde yok. Neden yapmıyorlar? Çünkü eğitilecekler.
Obama biraz çekingen bir insan. Durumu muhafaza ediyor. Halbuki cesur olabilir. Güzel kız. Aslı Sultan ortada yok. Grip falan mı nedir o? Geleceğini söylemişti. Ha. O da çok şeker. Ya kardeşim tabii biz basın özgürlüğü isteriz. Ama Türkiye Amerika ve Rusya tarafından kuşatılmış durumda. Çin tarafından kuşatılmış durumda. Yedi düvel bizi sarmış vaziyette. Böyle bir ortamda basın özgürlüğünün ayarlı olması lazım. Yani basının saygılı olması gerekiyor. Vur abalıya olmaz. Yani bir avuç Müslüman var. Sen onları terörist gibi göstermeye kalkarsan bu olmaz. Kamyonları yakaladık dediler. İçinde su borusu var. Allah'tan korkuyun ya. Bu su borusundan top yapıyorlar. Ulan su borusundan top yapıldığı nerede görülmüş? Ulan derken ortaya söylüyorum ya. Su borusundan top olur mu? Müslümanların üstüne milleti kışkırtıyorsunuz. Milleti derken bazı adamlar yani. Tayyip Hoca sert gibi görünüyor ama mecbur. Başka türlü olacak gibi değil. Hadi diyelim çok halim olsun. O zaman ses çıkartmayalım anlamına geliyor. Gelen vursun, giden vursun. O anlama geliyor. Mecbur. Başka türlü yapamaz. Ama dengeli bir sistem var. Başbakan çok şey. Halim bir insan. O da böyle cumhurbaşkanı böyle iyi başkanlık olayına girerse bizim kontrol edemeyeceğimiz bir durumda olabilir. Yani iyi şey de olmayabilir. Bilmiyorum. Yani öyle iyi bence. Yani onun dengesini korumak zor olur gibi geliyor bana. Bıraksın başkan ya. Zaten tıkır tıkır gidiyor işler. Ne yapacaksın başkan olup yani? Onun referandumuna falan da gerek yok yani. Bak o da çok ters bir etki yapar. Şimdi %60-70 red verdim mi? Hadi git derler bu sefer. Yani bir acayip durum olur. Yani önce buna girmesin Tayyip Hoca. İyi mesela bak yeni yine de o gariplere 50 otobüs vereceğim diyor. Adam sevinçten deliriyor. Fakir adamlar. Bak duvarlar falan bomboş her yer falan. Güzel mesela Gine olsun birkaç Afrika ülkesine dost edinmek akıllı bir hareket. Güzel bir hareket. Erbakan Hoca mesela çok halimdi. İflahını kestiler. Tayyip Hoca mecburen sert davranıyor. Yani darılmasa tepesine çıkarlar. Yani o tek başına karar vermez. Tabii ki istişare de ediyordur. Yani anormal bir durum olsa ben söylerim. I love you more. Ben daha fazla. And your shoes is amazing. Ve ayakkabılarınız harika diyor, çok güzel diyor. Normal bir ayakkabı, evet. Yani. And sıradan bir ayakkabı. Bütün ayakkabılarınız bir olay. Çok haftanız da pek güzelmiş. Saat. Sana da alalım bari. Ağlayacaksın lan neredeyse. Çoraplar. Evet. Tayyip Hoca sinirli olmanın meraklısı değil. Yani onun fıtratında öyle bir şey yok. Ama delice bir saldırı var. Yani görülmemiş bir saldırı. Amerika, Rusya birlikte saldırıyor. Ne yapsın? Ne yapsın yani? Gelin memleketi parçalayayım mı desin? Ne yapsın? Doğruya doğru eğri eğri demek lazım yani. Yiğidi eleştir ama hakkını da ver derler. Değil mi?
Şehir elektriğine kapılmış gibi Emre akıl almaz kaçılmış vaziyette. Bir tek gülmeye benzemiyor gülme. Yani 220 volt elektrik almış gibi. Hocam ben orkestracıyım. Bir gün gelip arkadaşlarla yayına katılmak isteriz. Bundan onur duyarız. Çok güzel olur, beklerim. Halil. Yaşındayım. Yayını takip etmeye başladım. Anladığım kadarıyla çok zenginsiniz. Yeni ehliyet aldım. Kendime araba almak istiyorum. Bana bu konu maddi destek sağlar mısınız? Cem 1903. Adnan Bey, ilk başta Mevlana için söyledikleriniz beni çok rahatsız etmişti. Ama daha sonra vermiş olduğunuz kaynakları araştırdım ve hayret ettim. Biz bunca yıl nasıl böyle bir şey fark etmedik? Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Tebrikler. Nurgül Çağlayan. Evet, dinliyorum. Aydınlık Gazetesi yazarı Sebahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için dış kaynaklı bir suikastın ilk defa ciddi olarak gündemde olduğunu iddia etti. Hmm. Dış dinamikler ne yapacağı kestirilemeyen Tayyip Bey'i
kontrol edilebilir gördükleri Abdullah Gül'le takas etmek istiyor. Bu değişim için önce içerisi zorlanacak. Bahar'la beraber PKK'yı topyekun isyana teşvik edecekler. Bu arada Sayın Erdoğan'a dış kaynaklı bir suikast ilk defa ciddi olarak gündemdedir iddiasında bulundu. Tayyip Hocam hiç kimse bir şey yapamaz. İnşallah. Evelallah. İncil Vahiy 6:12. Kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Mesela bak, büyük bir deprem. Güneş keçi kılığına yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Bir güneş tutulması var. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. Ayda da ay tutulması var. Sonra bu tekrarladı. Ay ve güneş tutulmaları tekrarladı. Aynı yıl içinde gerçekleşecek iki güneş tutulması, iki ay tutulmasından bahsediliyor. Kanlı ay tutulması adını verilen ayın tutulma esnasında kızıla bürünmesi şeklinde gerçekleşmekte olduğunu görmüştük. Bu dörtlü tutulma ilk defa 2015 yılında meydana geldi. Buna dayanarak Hristiyan aleminde çok kişi 2015'te Hazreti İsa'nın geldiğini söylediler. Hazreti İsa'nın alameti olan Betlehem yıldızı da 2000 yıl sonra ilk defa 2015 yılında görüldü biliyorsunuz. Maşallah. Yani bak, İncil'de belirtiliyor. İki ay tutulması, iki güneş tutulması 2015 yılında. Adnan Bey, münafık müminin aklını açar diyorsunuz. Tam anlayamıyorum bu konuyu. Biraz açar mısın? Nida Gökser. Şimdi müminlerde normalde normal bir zeka olur. Yani kafirlerde de normal bir zeka olur. Ama münafıkta şeytani görülmemiş, yani olağanüstü bir zeka olur. Çok akılsızdır münafık. Yani abartılı şekilde akılsızdır. Ama çok şeytani bir zekaya sahiptir. Onun zekasıyla Müslümanın aklı çatışacağı için Müslüman aklı gelişir. Yani onun oyunlarını bozduğu için, ahlaksızlığını kırdığı için, psikopatlığını kırdığı için, mesela küstahlığını, zübbeliğini kırdığı için ve akılcı mücadele bunu elde ettiği için Müslümanın aklına gelişme olur. Tamam, gelsin. Bir süre önce gördüğüm bir anahtar yorumunda ateist arkadaşlar gelsinler konuşalım gibi açıklamanıza denk gelmiştim. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Bilgi almak istiyorum. Hem ruhen hem zihnen arınmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Harun Dinçer. Her zaman açık. Bana istediği gibi arkadaşlar yazabilir, ateist arkadaşlar. Benim ziyaretime de geliyorlar da ateist gençler. Bayağı da seviyorum onları ben. Çok temiz, böyle çok kaliteli. Klas çocuklar. Yani aklım almıyor diyor. Yani gelenekçi izahlardan çocukların kafası mahvolmuş. Ortodoks İslam anlayışından beyni çok perişan olmuş. Kafam takılıyor diye soruyor, samimi olarak öğrenmek istiyor. Ne yapsın? Sahtekarlık mı yapsın? Yalan mı söylesin? Dürüst davranıyor, samimi davranıyor. Adnan Bey, kadınlara sevginizi çok güzel ifade ediyorsunuz. Hayatımda sizin kadar bu kadar coşkulu sevgisini gösteren görmedim. Mehtap Girdap. Siz şahane gözüküyorsunuz. Gözlerimi alamıyorum yakışıklılığınızdan. Ben ne yapayım bana ya? Yanağını sıkalım. Gönlümü vermişim sana, sensin.
Bundan sonraki dörtlü kanlı ay tutulması 2032-2033 yılları arasında yaşanacakmış. Genel kanıya göre bu yıllarda yaşanacak kanlı ay tutulması Hazreti İsa'nın işte zamanına işaret ediyor diyorlar. Fidan Uşaklı. Bir tanem yüzündeki sükunet hayranım, aklında ne meseleleri var kim bilir. Ancak yüzündeki teslimiyet benim kendi ahlakımı sorgulamama neden oluyor. Hazreti İbrahim için o bir muvahhid idi deniyor. Bu kelimenin anlamına baktım. Gönlünde Allah'tan başka kimse olmayan, başkalarını ve kendini de Allah'a karşı unutan. Size de çok yakışan bir kelime. Hayatımdaki en büyük idealim bu yönünüze benzeyebilmek. Sen bir masonsun, neden bunu gizliyorsun? Derin insansın. Tamam, gizlemeyeyim. Allah aşkına seviyorum, canımsın, göz bebeğimsin. Allah beni senden ayırmasın. Sude. Adnan Bey, Suriye'de savaş tamamen son bulumu, yüreğimiz kanıyor. Bir yerde çocuklar bombalanırken, Huri, Malatya. Canım hocam, siz anlattıkça münafık olmaktan çok korkuyorum. Allah adımlarınızı sabit kılsın. Bir adam münafık olmaktan korkuyorsa o mümindir. Ama umursamıyorsa münafıktır. Anlamı ilk defa gözlük takan ve ilk defa etrafını net görmeye başlayan bir bebeğin videosu vardı. Bakayım. Ulan yerim seni lan ben. Bunun kulağı çok iyi ısırılır. Hocam bazen nefsime engel olamadım istiyorum. Nefsi nasıl hakim olur? Onu nasıl etkisiz hale getiririz? Beril ince su. Nefis hayvan gibidir. Yani ne dersen onu yapar. Otur dersen oturur. Kalk dersen kalkar. Yürü dersen yürür. Ne demek yani? Hangi dediğini yapmaz ki? Tembel tembel otur, yürü dersen yürür. Yani kölen gibidir nefsin. Emrindedir. Ne söylesen yapar. Çantada oyun oynayan bir kedimiz var adamın. Lan bir elime geçsen yok mu? O kulaklarını nasıl ısırırım senin?
Mesela Cenab-ı Allah Bakara Suresi 273'te fakir ama asil olan insanların da yüzlerinden anlaşılacağını söylüyor, bakışlarından. Mesela diyor ki Allah iffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır ama sen onları yüzlerinden tanırsın diyor. Mesela yine Muhammed Suresi 30 şeytanı Allah'a sınırım. Eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle onları simalarından tanırsın. Andolsun sen onları sözlerini söyleniş tarzından tanırsın. Allah amellerini bilir. Yani zırvalar mesela aklı zayıf olan adam ipsiz sapsız konuşur. Sözünün lafını tutturamaz. Ayarını bilmez. Dengesiz olur uslu. İnsanlar genelde kendini övme yönü size sormak istiyorum diyor. He uzun uzun anlatmış Can Yiğit. Yani ne yapabiliriz bunlara diyor. İki saat kendini övüyorlar diyor. Bir de çok geveze insanlar. Bazen oluyor ya. İnsanı esir alıyorlar. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bir tür bitmiyor. Mesela yayın başlayacak ben. Mesela misal buradan ziyarete geliyor. Ya nezaketli bir insan bunu yapmaz. Konuşuyor, 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 konuşuyor. Ya hep boş. Ya karşındaki insanın bir fikri olabileceğini nasıl düşünmesin bir adam? Yani o kadar akıllıysan zaten hayatında belli olması lazım. Bir başarın olması lazım. Bir şey de yok. O zaman ne anlatıyorsun sürekli anlatıyorsun? Hadi ben tamam süper olduğunu söyleyeyim. Ne olacak yani? Yani senin övmenle bir şey değişmiyor ki. Hocam ben orada oturan kardeşlerimizin ferahlığına inanamıyorum. O ceketinizin parlaklığına ve kumaşına dikkat çekmemeleri hayret verici bir gaflet diyor sesin. Gerçekten mükemmel bir kumaş. Kameraman, bu söz sana aynı zamanda. Maşallah. Süper bir kumaş. Nasıl size taşıyabiliyorsun bence? Size çok yakışmış. Yani evet. Ben bir açıklama yapabilir miyim? Cazibenize bakmakta kumaşa o kadar bakamıyoruz o yüzden. Evet. Kumaşta böyle altından yapılmış ince hatlar var. Altın iplikle yapılmış. Garip yani altının ben böyle iplik gibi kullanıldığını ilk defa duyuyorum. Yani demek ki bilim bir hayli ilerlemiş. Yani altının böyle yumuşak bir iplik gibi kullanılabildiğini duymuş muydunuz? Şaşırtıcı. Hayır ben kendi elbisem için demiyorum yani genel. Yanlış anlaşılmaz. Sanayi açısından. Evet. Aslanların kralı Aslanoğlu Adnan Oktar. Ne kadar çok seviyor bu böyle maşallah. Sosyetede özetle anlatıyor yani. Bazı aşçılar diyor sosyeteden birileri geliyor diyor yemek yapıyorum. Adam da yiyor diyor. İşte onlar övünüyor diyor. Falanca geldi yemek yedi diye. Ama yemek yiyor ama sonra da ölüm haberi de geliyor. Sonra ölüp gidiyor toprağın altında kıpırdamadan duruyor. Yani yediği yemekler falan toprağın altında bakterilere protein oluyor. Ahireti düşünmek lazım. Kur'an'da şeytan Allah'ın aşağılık maymunlar olun dedik yazıyor. Sizce bunu anlamı gibi insanı maymuna mı çevirdi Allah? Çünkü gelecek nesillere ibret kıldı da yazıyor. Maymunu eli kulağı insana benziyor. Fadime Demir, eli kolu değil, o kadar çok şey benziyor ki. Yani insan hayret içinde kalıyor. Parmağını işaret ederek gülüyor ya. Büyük bir merakla bir şey alıyor, bakıyor falan. Kuşkulanıyor mesela, kuşkulandığına kuşkularına bakıyor. Komik bir şey görüyor, bayağı gülüyor. Elini vurarak falan, dizinden vurarak gülüyor. Ya tıpkısının aynısı, acayip benziyor insana. Yani bir mucize bu ya. Hareketleri falan, kafa kaşıma şekli falan. Mesela elini çenesinin altına koyuyor merak ettiğinde bir şey. Böyle dikkatlice bakıyor. Kızdığında hareketleri ayrı.
çocuğuna gösterdiği şefkat falan. Bayağı insana benziyor, çok benziyor. Allah onu özellikle yapmış. Yani öyle düşünsünler, tefekkür etsin ama maymunun tabii şuuru yoktur. Yani varlığını bilmez. Olabilir ceza olarak Allah bir topluluğu maymuna çevirmiş olabilir. Ama sonra ölmüşlerdir. Yani bir mesela farz edelim 20 kişilik bir topluluğu hepsini maymuna çevirmiştir. Bela olarak. Aklın ihtiyarını da almaz çünkü şuuru kapandı mı, maymun oldu mu, yani o hiç kimseyi imtihan yönünden kapatacak bir görünüm vermez. Canım Nurum Hocam, cumanız mübarek olsun. Allah razı olsun. Hocam sizi Allah için çok çok seviyorum, çok çok özlüyorum. Hasretimsiniz canım hocam. Hiç kimseyi sizin sevdiğim, hiç kimseyi sizi sevdiğim gibi sevmiyorum. Sizleri özlediğim kadar özlemiyorum. Rüyamda görmek bile yetmiyor. Rabbim beni size kavuştursun. Diyor Zeynep. Allah aşkına sevdiğim bir tanesi. Seni o kadar çok seviyorum ki tarifi mümkün değil. Allah'a olan sevgim arttıkça sana olan Allah aşkımda Allah'a olan aşkımda gün geçtikçe artıyor diyor Miray. Sizin yanınıza gelen bayanlar gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Bunun sırrı nedir? Ne gibi bir bakım uyguluyorlar? İmandan öyle oluyorlar. İman onlarda bir ferahlık meydana getiriyor. Onun etkisi.
Kuzey ve Güney Kutbu'nda içeriye doğru bulunan oyuklardan yeraltı dünyasına ulaşılabileceği iddia ediliyormuş. Çekilen resimlerde de hakikaten öyle bir görüntü var. Agartha'nın yeryüzüne açılan 7 çıkış kapısı olduğu söyleniyor. Tüneller Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Brezilya'da ve Mısır'da bulunuyor. Mısır'da bulunan dev Gizeh piramidinin altında gizli odaların yeraltı tünellerine açıldı. Firavunların bu odadan yer altına inerek Şambala mensuplarıyla temas kurduğu iddia ediliyor diyor. Agartha'nın lideri yeşil Hızır olarak resmediliyormuş. Savaş ve felaketler insanlara yol göstermek için yer üstüne çıktığı biliniyor diyor. Hitler kendi zamanında UFO üretimi yapmış. Yer altında 7000 yıllık iki örgüt. Agartha, iyilik örgütü. Şambala'da kötülük. Agartha'nın lideri Hızır olarak biliyor. Şambala'da işte derin devlet yönetimi yapan, belalarla uğraşan sistem olarak biliniyor.
Müslümanların geri kalışı dine inanışlarından dolayıdır. Yok, hurafeye inanışlarından dolayı. Yani Kur'an'a inanmadan olmadı bu. Hurafeye inandıklarından oldu. Çünkü İslam'a uyduklarında medeniyette müthiş ileri gittiler. En modern onlar oldu. Eğer Tanrı diye bir şey olsaydı Müslümanların en ileri seviyeye yükseltirdi. Ama şirk koşunca işte böyle bela veriyor. Çünkü Allah'a taparsan, Allah'ı tek bilirsen, Allah'ın kitabını uyarsan Allah sana yardım ediyor. Ama Allah'ın kitabına ilave yaparsan, Allah'ın hukukunu değiştirirsen o zaman bela veriyor. İnsanlar birbiriyle boğuşmaz, bebekler ölmez de işte herkese zarar geliyorsun. Yani şirk koşulduğunda bela bütün dünyayı kaplıyor. Bunlar, bütün bunlar Tanrı'nın olmadığının açık alameti değil mi? Bilakis Allah'ın varlığının alameti. Çünkü Allah'a uyulduğunda bereket, bolluk, güzellik oluyor. Allah'a şirk koşulduğunda bela ve musibetler gelmeye başlıyor. Cevaplarsan sevinirim. Tolga Kara. Yani dünyaya felaketten gelmesinin sebebi şirktir. Şirk kalk, mesela bak Mehdi geliyor, şirk kalkıyor, dünya cennete dönüyor. Bu Allah'ın varlığının delili değil mi? Apaçık delili. Bak şirk kalktığında dünyaya saadet, mutluluk geliyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan 3 uçak yıldırım isabet etmesi üzerine havadan geri dönmüş. Vardır bir hikmeti. Şeytan, melek, cin, tanrı gibi, nazar gibi şeyleri göstermek mümkün olmadığına göre hiçbiri yoktu. Cennet, cehennem de öyledir. Gidip gelen var mı? Geçen gün okumuştuk değil mi? Buna benzer. Evet, evet. Ya öbür konularda bir şey diyemem de. Yani ispat edelim ama cin konusunda istersen bir konuşalım. Yani öyle sinirlerin kuvvetliyse bana yazılı bir belge getir. Sen o alemin içine sokacak insanlar var. Sonra karar verirsin var mı yok mu diye. CHP'den ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıkaya gözleri dolarak düzenledi basın toplantısı ihraç edilmesine ilk tepkiyi yüreğim yanıyor diye verdi diyor. Ya çok ayıp yapıyorlar bu kadıncağıza böyle bir şey. Niye yaptılar ki? Bayağı kibar bir hanım bu ya. Yani bir olay olmuş olabilir kardeşim. Adam orada Atatürk'ün resmini daha iyi bir resim bulmak için indirmiş de olabilir. Tozunu almak için de indirmiş olabilir. Yani o kadını bu kadar mağdur etmenin, bu kadar üzmenin alemi ne ya? CHP'lilere bu yakışmıyor. Bence çok ayıp yapıyorlar. Olabilir ya Atatürk'ün resmini adam indirir. Suç mu indirmek? İndirirsin. Tozunu siler, yeniden asarsın. Veyahut daha güzel bir resim korsun. Daha gelişmişini korsun. Yani indirdi diyor gördüğümden gördüm diyor. İndirmişse indirmiştir ne olur yani. Hakaret et demiyor ki indirdi diyor. Tozunu silmek için indirmiş olabilir. Her şey olabilir ya. Ya resmi biraz daha sağa koymak istemiş olabilir. Yerini değiştirmek istemiş olabilir. Yani bu ne demek ya? Yani kızcağızı bu kadar üzmenin alemi ne ya? Bayağı kibar bir hanım o. Yani çok çok ayıp yapıyorlar. Yani. Ben hiç yakıştıramadım CHP'ye. O kadar adam bir araya gelip bir kadıncağıza mı gücünüz yetiyor yani? Ne kadar ayıp ya. Bunu hemen düzelsinler. Bu durumu eski hale getirsinler ve özür dilesinler. Eğer IŞİD Türkiye'ye karşı savaşıyor olsaydı derin devletler bugün PKK'yı destekledikleri gibi IŞİD'i de desteklerdi değil mi diyor. Evet desteklerdiler. Yani Türkiye'yi bölmeye kalksaydı IŞİD
var gücüyle desteklerdi. Bangladeş'te İslam'ın resmi din olmaktan çıkarılması düşünüyormuş. Belki halkın %90'ı Müslüman. Ama bağnaz ve geleneksiz sistem var. Bak görüyor musun? Mahvoluyor Müslümanlar. Bağnaz geleneksiz sistem olmasa Bangladeş çok modern, güzel bir Müslüman ülkesi olacak. Ama inim inim inliyor Müslümanlar ve feci şekilde esiriyorlar ve sürünüyorlar. Bunu da Allah böyle bizden istedi diye düşünüyor mu ki? Allah onlardan böyle bir şey istemiyor. Allah onlardan Kur'an'a uymayı istiyor. Boş yere kendilerine acı çektiriyorlar. Abi ki bak bizim dediğimiz gibi modern İslam anlayışı Bangladeş'te hakim olsa orası Avrupa gibi olur. Hiç kimse onlarla uğraşmaz. Ama bak dünyanın her yerinde ezim ezim eziliyorlar. Ezilme sebepleri gelenekçi İslam. Yani sünnet adı altında olan uydurmalardan bu hale geliyorlar. Kur'an'a göre yaşasalar bu olmayacak. Bak boş yere acı çekmiş oluyorlar. Hem de ne acı. Bak Suriye'de, Irak'ta böyle perişan olmaların nedeni bu. Gelenekçi Ortodoks sistem. Dani Hanım da mı hasta nedir? Grip. Anlam Bey açıklar mısınız? Türkiye'ye karşı PKK söz konusu olduğunda hangi ülkeler birleşti? İşte Amerika, Rusya, İngiltere. Hepsi birleşti. Çin. Ama derin devletleri tabii. Adnan Efendi, millet açlıktan ölüyor, sen sanattan, estetikten bahsediyorsun. Sanat, estetik, sevgi olmayan ülkelerde açlıktan ölümler olur. Sanat, estetik ve sevginin hakim olduğu yerlerde açlıktan ölüm olmaz. Açlıktan ölümün sebebini ortadan kaldırıyor. Hocam boşa vakit geçirmek günah mıdır? Müslüman hiç dinlenmeden çalışacak mı? Olur mu her şey? İnsan dinlenmesi gerekir. Yani Allah zaten uykuyu bir dinlenme diyor ya ayette. Demek ki dinlenmeye ihtiyacımız var. Adnan Bey, bir ateist olarak sevgiye verdiğiniz önemden dolayı tebrik ediyorum. Size ama bu dinle olmaz, eğitimle kültürlü olur. Yani siz dinini yanlış biliyorsunuz da ondan böyle bir sıkıntı içine giriyorsunuz. Dini siz benim anlattığım tarzda anladınız. Anladığınız için dine karşı içinizde bir sevgi oluştuğu anlaşılıyor. Gecenin bu vaktinde niye seyrediyorsunuz? Sevdiğiniz için seyrediyorsunuz. Dini sevmesen bu konuları duymak istemezsin. Din sevginin kendisidir zaten. İslam saf sevgidir yani. Hep insanların hayrına, güzelliğine olan sistemin adıdır İslam. İnsanları en iyi noktaya, en yüksek sevgiye çıkaracak sistemdir. Hocam Kur'an'da müminin nasıl yemek yemesi gerektiği ilgili ayet var mı? İşte helallere dikkat edin diyor Allah. Harama helale dikkat edin ve temiz olan yiyeceklerden yiyin. Yiyin için israf etmeyin diyor Allah bir de. İsraf etmeden yemek lazım. Ne yani hoca, şimdi bir insan Kur'an'a uyunca oradaki bayanlar gibi modern mi oluyor? Bugüne kadar öğrendiğimiz İslam neydi peki? Yavrum, canım kardeşim, mübarek kardeşim. Elini ayağını öpeyim. İslam aleminin haline baksana ya. Yani akıl almaz bir perişanlık ve mahvolma var. İşte şirk koşulduğundan oldu bak. Allah'a şirk koşuldu. Allah'ın dini değiştirildi. Allah verdi bu belayı. Bütün İslam alemini. Allah intikam alıyor şu an. Şirkten oluyor bu. Şirkten kaçınıldığında bu biter. Cennet gibi olur dünya. Arkadaşlarım, kız arkadaşlarımız İslam'ı en güzel şekilde yaşıyorlar. Doğru yaptıkları. Yaptıkları. Ama tabii dışarıda dekolte gezin falan demem ben kimseye. Onlar da yapmaz zaten. Bura güvenli olduğu için. Yoksa sokak, birçok yer çok tehlikeli. Hiçbir şekilde olmaz. Adnan Bey, bu dönemde İslam'a hizmet nasıl olmalı? Eren Kerim, kitap dağıtarak,
internetten olabilir. En güzeli eğitim işte, kitapla. Kitap gibi anlatamazsın sen. En güzeli kitapladır. Hocam bazı bağnaz düşünceli insanlar evlerine televizyon almıyorlar. Ama çok komiktir ki cep telefonları son model her konuda çok ilginçler diyor Serkan Yavuz. Hocam 11 yaşında oğlum, 8 yaşında kızım var. Bunlara Allah sevgisini, Allah'a iman etmeleri gerektiğini nasıl anlatabilirim? Bir de kaç yaşında namaza başlamaları gerekiyor Rabia Hoca? Ya sen anlat, onlar karar verirler. Sen anlat. En kıymetlim, sen olan sevgim gün geçtikçe artıyor. Arttıkça seni görme arzum da artıyor. Ne zaman bitecek bu hasret diyor. Eda Tan Mersin. Gel. Yani ben size gelmeyin demiyorum ki, zaten gelin. Hocam hadislerin birçoğunun sahte olduğunu söylüyorsunuz. Gerçek hadisleri nasıl ayırabiliriz? Sahra. Ya şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Hadise bakıyoruz. Birbirinin ittifak halinde. Sahih diyorum. Ama Kur'an'a bakıyoruz, hadise bakıyoruz. Hadis Kur'an'da olmayan bir haram meydana getirmiş. Belli ki bir şirk ve iftira var. Allah'ın hükmüne yeni bir hüküm eklenmiş şirk olarak, iftira olarak. Bunun sahte olduğunu anlarız. Yazınız hakkında bilgi verir miyiz? Evet. İsrail National News diğer adıyla Arut Şeva'da dün bir makaleniz yayınlandı. Bu yazınızda Musevileri düşman olarak gösteren, hurafeler içeren hadisler konusunu etraflıca açıklıyorsunuz. Kur'an'a uygun olmayan hadislerin uydurma olduğunu, ehli kitaba sevgi ve şefkatin hem Kur'an'da hem Peygamberimizin hayatında somut örneklerle görüldüğünü anlatıyor. Barışa yönelik çabaların herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Arut Şeva. Evet. İngilizce, Rusça ve İbranice olarak 3 dilde hizmet veren Arut Şeva, daha çok İsrail'deki Ortodoks Musevilerin takip ettiği bir haber sitesi. Merkezi Kanada'da bulunan Uluslararası İslami Düşünce isimli vakıf ve ilişkili aylık İslami dergi Crescent International'da İngiltere'de radikalizm ve bununla mücadele etmenin yolları başlıklı makaleniz yayınlandı. Amerika'da yayınlanan İslami dergi El Hikmet, internette sevgiyi bulmak başlıklı makalenize yer verdi. Her ay 500 bin kişiye ulaşan, farklı kesimlerden okuyucu kitlesine sahip, ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine hitap eden ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İsveççe yayın yapan NBC Times sitesinde "Irkçılık Avrupa'nın değerlerini tehdit ediyor" başlıklı makaleniz yayınlandı. Merkezi Belçika'da bulunan aylık ziyaret sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde "Güvenlik Konseyi kararlarına karşı yargı yolunun açılması" başlıklı yazınız Arapça olarak yayınlandı. 11 yıldır yayınlanan 53 bin tirajlı HİBA dergisinde 2 makaleniz yayınlandı. Bu makaleler "Nereden nektar aldıklarını hatırlayan sinek kuşları" ve "Sedef'in darbeyi azaltan özel yapısı" başlıklarını taşıyor. Kırgızistan'ın çok okunan haber sitesi Barakel'de bu ay yine çok sayıda Kırgızca makalenizi yayınladı. Yayınlanan makalelerinizin başlıkları şöyle: "Hücrelerinizin kontrolündeki nefes alıp verme düzeni", "Darwinizme inanmak çocuk masallarına inanmak kadar mantıksızlıktır", "Kemik hücrelerinin üretim planlama yetenekleri", "Kandaki oksijen avcısı hemoglobinler", "Hataları tespit eden enzimler" ve "Damarların gevşemesini sağlayan mucize molekül nitrik oksit". Maşallah. 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 Arut Şeva. Evet. Çok iyi.
Evet. Birkaç resim gösterir miyim? Bakayım. Bu resimde gördüğümüz ayının ismi Balu. Ne, Balu mu? Balu. Balu. Aslanın ismi Leo ve kaplanın ismi de Şirehan, Bengal kaplanı. Bunlar arkadaş olmuşlar. Bu üçü evet beraber yaşıyorlar. Amerika'nın Georgia eyaletindeki bir hayvan barınağında. Birlikte hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Yemeklerini bile birlikte yiyorlar. Birlikte uyuyorlar hatta. Böyle arkadaş olmuşlar. Evleri de ama villa tarzı çok iyi. Bayağı güzel. Ve bundan sonra size briefing verer gibi bakayım kendime. Heybetinizi görüyoruz. Maşallah. Bugün burada toplanma var. Böyle iyi ya. Sen, ayak. Sen bir soru. Ya okulda biz böyle öğretiyoruz. Evet. Kendilerini böyle öğretirdi ya. Böyle okul. Değil mi? Evet. Evet. Yöntem bu iyi. Ender Bey nasılsınız? Çok iyi abi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Güzel. Videomuz vardı. Selfie çektirmek isteyen ne lazım köpek? Bakayım. Bir de araba kullanan bir köpeğimiz var. Ama tam şoförünü söylemiş. Ama şahane iki arkadaş. Mimar gibi stüdyo tasarlıyorsunuz, çok güzel şarkı söylüyorsunuz, dans ediyorsunuz, kitap yazıyorsunuz, evrim teorisini çürütüyorsunuz. Eminim daha bir bu kadarı daha var. Yok yok sizde Adnan Bey diyor. Sinem Çağdaş. Evet. Adnan Bey, münafığın mümine ne faydası var ki? Bence ruh hastası insanlar müminlerin yanında bulunmasın diyor. Ama imtihan olarak oluyor işte o. Akılcı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Emri bil marif yapılıyor. Yoksa hayat durağan olur. Yani mücadele gerekiyor. Hocam mezhepler nasıl oluşmuş? Niye yaygın? Erika. Şimdi uydurma hadis olunca çok fazla uydurma hadisi olunca mecbure mezhepler oluyor. Mesela birinde diyor ki namazda işte tekbir farzdır. Öbürü diyor ki değildir diyor. Biri diyor ki mesela şunun eti helaldir. Öbürü diyor ki yok haramdır diyor. Her biri o zaman ayrı bir din gibi mezhep oluyor. Siz anlatmışsınız Bana Azar biz bu hadislere uymazsak o zaman her şey helal olur. Bak mesela bu çok şaşırtıcı. Meydana gelen din de diyor, eğer Kur'an'a göre hareket ettiğimizde her şey helal oluyor diyor. Öyle din mi olur diyor. Haramlarla boğulmak istiyor adam. Yani Irak'taki, Suriye'deki gibi, Bangladeş'teki, Pakistan'daki gibi bir sürünen hayat istiyor. O zaman müzik de helal oluyor diyor, resim de helal oluyor, heykel, her şey helal oluyor diyor. Tabii. Namaz çok kolay oluyor diyor. Olur böyle şey ya diyor. Acı çekeceğiz, sürüleceğiz diyor. O zaman güzel olur diyor. Allah şu anda biz sizi kolay olanda başarılı kılacağız diyor. Tabii. Ah severim ben seni. Tamam hadi bakayım.
Kendini çok iyi gizleyen münafıkları tespit edemez miyiz hocam diyor Polat. Yani münafık öyle kolay iş değildir. Yani onunla mücadele de çok zordur münafık. Yani münafık çok çirkeftir. Pislik ve şeytanidir. Yani çok oyuncudur. Yani Müslümanı böyle gafil avlamak ister münafık. Onun için herkesin halledebileceği bir şey değil. Evet. Ne olur sustur artık arzunu emelini. Kırdılar gururunu, anlamadılar seni. Dünyanın hali böyle, sen ölüyorlar severi. Nelere muhtaç ettin sen beni deli gönlüm deli. Gönlüm deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm deli deli gönlüm deli. Bu dünya senin değil, sana benzemeyelim. Sevmeyip sevenlere eziyet edenlerim. Arama mutluluğu hep boş kalan ellerim. Yeter beni yordun, dur artık deli gönlüm deli. Gönlüm deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm deli deli gönlüm deli. Biliyorlar, anla artık kalmadı halinden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni, ellere deli gönlüm deli. Gönlüm deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm deli deli gönlüm deli. Hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Teşekkürler.
Evet. Hadi bakalım. Oturmaya geldik. Ender Bey. Oktan Bey. Evet. İsterle görmek isterim sizi. Beraber söyleyeyim. Lütfen bilenler. Sımsıcak fıkır fıkır şarkılarla. Evet Hakan Bey, sizlere lütfen. Evet, evet, daha canlı, daha coşkulu. Oktar Bey yine coşturuyor mu bu akşam? Hakan Bey de zorunda. Evet. Alkışlar lütfen. Alkışlar Hakan Bey ve Oktar Bey. Neşemize neşe kattınız efendim. Gecemize renk kattınız. Bu sesin bulanıklığı ekodan mı oluyor? Yani hoparlördeki ses çok kötü geliyor. Eko sisteminden oluyor. Ayarını yap. Böyle berbat bir ses olmaz. Çok kötü ses. Yani Ebru'nun yerini kim kaptıysa geri vermek durumunda. Yani bence geç.
Ya alenen kapmışsın yani. Bak düşünüyorsun da hala. Bak şey. Ya sen gelip bir sen değil mi mesela bir evi oluyor, bir geliyor bir başkası. Olmaz. Yine bir köpeğin yavrularıyla birlikte gösteren bir video vardı. Hepsi tombili ve çok gülmüyor. Başka ne var? Samba yapan bir köpek vardı. Ne haberim benim canım? Helal olsun. Yine yavru köpeklerin bir videosu vardı. O ne lan? Ordu bunlar. Evet dinliyorum. Sur'da rehin tutulan Kürt kardeşlerimiz için açılan güvenlik koridorlarından geçişlerini ve askerlerimizin Kürt çocuklarına çikolata ikram etmesini gösteren bir video vardı Adnan Bey. Göreyim. Dört çocuk bir bayan. Hadi lan yavaş yavaş, yavaş yavaş, sakin. Hadi bakalım. Korkma amca, korkma. Biz sizi kurtarmak için geldik buraya, korkma. Tamam. Acayip şeker. Canım benim. Maşallah. Yine bugün Sur'da PKK tarafından rehin tutulan ailelerden 20'den fazla kişi kurtarıldı Adnan Bey. Kurtarılan aileler PKK'nın kendilerini nasıl tehdit ettiklerini anlattılar. Bu konuyla ilgili videomuz var. Beraber olduğumuz için bizi bırakmıyordular. Hep onlar nereye gidiyordu, bizi de sürüklüyordular. Evet, hep bodrumlara bizi kapatıyorlar. Çıkmanıza izin vermediler. Hiç kimse bir yere çıkmıyor zaten. Değil, kimseyi biz bırakmıyoruz zaten. Sadece biz değil yani. Çok ailelere o şekil yapmışlar. Bırakmadılar. Hiç kimseyi bırakmadı. Kapıya doğru ateş ettiler terörüste. Ondan sonra şey yaptılar, bir tane diye içeriye girin diye, yoksa sizlere sıkarız. Biz korkudan içeriye girdik zaten. Evdeki çıkmayacak, kafanıza mürbünü yersiniz. Bir tatil ediyorlar, biz de bekliyorduk. Evde buldukları değerli ziynet eşyalarında. Onlara... Hemen skandal çıkarmasının ününü. Yine araziye geçmiş. Evet, dinliyorum. Bir video daha göstereceğim, çok titiz köpekler. Aferin, aferin benim canlarıma. Oh, fakirler tek tek temizleniyor. Aferin. Aferin, çok uslu onlar. Öteki bekliyordu. Çok sevdim. Evet, onlar arkadaşlar. Hayvanlar çok büyük nimet yani. Ama öyle anlatılacak gibi değil. Çok çok büyük nimet. Fakat bahçeli ev şart. Ama evin içinde de olmaları gerekiyor yani. Sırf bahçede olmaz. Evet dinliyorum. Uyurken mırıldanıyor gibi hareketler yapan bir köpek var. Bakın. Yemek mi oluyor aslında? Hep dinliyorum.
Yine bir video daha gösterebiliriz anlamında. Ama delilikte de acayip çekiyorduk. Hula hoop'uyla dans eden bir ufaklık var. Bir daha göster bakayım. Ya hepsi çok güzel. Allah çok büyük nimet olarak yaratıyor. Evet, dinliyorum. Daha önce göstermiştik ama hırsızlık yapan bir rakun vardı. Tekrar gösterelim mi? Evet, evet. Onlar doyulacak gibi değiller. Bir daha göster bakalım. Dans eden kuşların bir videosu var. Bakayım. Çantada minik bir kedi. Oh, abisi yesin onu. Tatlı patilerini. Oktar, bir şarkı söyle. Serap müziği olur mu? Olur. Herkesten özür diliyorum. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan geri çık. Hayırlı program hocam. Bu kış sıcaklar mevsim normalde çok üzerinde seyrediyor. İşte havaların aşırı ısınması, hadislerde belirtilen bir şey, yani kuraklık. Mehdi devrinde olacak bir şey. Ama sonra açılıyor bu, düzeliyor. Yani bu harika olan yön bu. Mehdi devrinde açılıyor. İlk başlangıcında böyle. Niyazi Atalar, hocam sen de üye ol AKP'ye, her şey serbest olur. Bunlarda ötekileştirme var. Sizin fikirlerinizden, görüşlerinizden yararlanıyorlar. AKP'ye niye üye olmam gerekiyor? Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Her şey serbest olur. Zaten her şey serbest. Kanun hukuka uygun olduktan sonra Türkiye'de her şey serbest. Bunlarda ötekileştirme var.
Ötekileştirme. Canım herkes kendi partisini savunur. O ötekileştirme olmaz ki. CHP, CHP, MHP, MHP'yi savunuyor. AK Parti de AK Parti'yi savunuyor. Sizin fikirlerinizden, görüşlerinizden yararlanıyorlar. Evet, yararlanıyorlar. Görüyoruz. Zaten yararlansınlar diye söylüyorum ben. Yani yararlanmaları suç değil, faydalı, güzel bir şey. Evet Fikret, dinliyorum. Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan, Barzani yönetimine herkes aklını başına alsın dedi. Bir süre önce PKK, Kuzey Irak, Türkiye arasındaki boruyu patlatmış. Barzani yönetimi sert bir şekilde PKK'yı uyarmıştı. Kavalalık yapıyorlar. Evet. Evet, dinliyorum. Dilip Ak şöyle söyledi. Ben kurtarıcı liderler, kurtarıcı ideolojiler ve kurtarıcı hareketlerden, kurtarıcı çözüm diye kendi görüşünü dayatanlardan korkarım. Bu konu benim için bir itikat konusudur. Bir kurtarıcı her zaman Kur'an'da bir nimet olarak sunulmuş. Senin korkman Kur'an'a uygun değil ki. Müminler Allah'tan hep bir kurtarıcı bekliyorlar. Ayet var. Senin korktuğun şey Allah'ın beğendiği şey. Bir kurtarıcı için dua edeceklerini ayette belirtiyor. Tabii müminler Allah'tan bir kurtarıcı bekliyorlar. O kapıyı açalım, hava gelsin. Thank you.
Belirli bir eleştiri kalıbı, belirli bir bakış açısı gençler arasında çok yaygın. Mesela Siyonizmi pek bilmiyorlar. Böyle Siyanür, Siyonist, Siyon. Ya kafalarda bir acayip imaj meydana geliyor. Yani yılanlar falan böyle iç içe kaynayan yılanlar. Yahudiler bütün milleti kesip doğuruyor. Böyle bir şey yok. Yani Siyonizmin uygulanacağı bir toplum da yok. 14 milyon falan Musevi var. Bütün dünyaya Musevilerin hakim olması diyor. Nasıl hakim olacak adam ya? Yani her 20 kilometre bir Musevi düşmüş oluyor. Ya bırakın bunları Allah aşkına. Esra Eva Gardner olmuş. Bir göreyim. Henüz gelmedim. Ama Esra Hoca'm da güzel kadın yani. Bu katı, kasılmış beyin yapısı yanlış. Ufuklarını açsın gençler. Daha geniş ve akılcı düşünsünler. Sevgiye bir kere kalpler açık olması lazım. Bu bir rahatsızlık. Bunu görüp şiddetle buna karşı tedbir almaları gerekiyor. Ya ben yani nasıl böyle sevgiye karşı kapalıyım? Ya öfkeye bu kadar açığım, sevgisizliğe bu kadar açığım. Sevgiye niye bu kadar kapalıyım demesi gerekir. Sevgisizlik insanı kötü yapar. Kızları mesela nursuz yapar. Kötü yapar. Erkekleri nursuz ve kötü yapar. Sevgisizlik. Kindarlık, nefret ruhu, küskünlük ruhu mesela ölü bir görüntü verir. Yani şahıs bizzat bu belayı kendisi hisseder. Kendini çökertir. Kendini yakan bir sistemdir. Ayrıca kelime dağcıkları çok dar gençlerin. Birçoğu için söylüyorum, hepsi için demiyorum da. Ufuklarını açsınlar. Yani takılıp kalmasınlar işte. Masonluğu ben öğrettim, masonlukla ilgili bana akıl veriyorlar. Siyonizmi ben öğrettim. Bana Siyonizmle ilgili akıl veriyorlar. Hayır ne olduğunu da bilmiyor. Yani mesela dese ki Siyonizm şudur. Ben şundan dolayı karşıyım demiyor. Siyonizm nedir desem bilmez. Ama direkt karşı. Masonluk nedir desem bilmez. Ama karşı. İnsan bilmediği bir şeye karşı olmaz. Görebiliyor muyum? Evet, hesabı göremedim. Maşallah. Hakikaten tam olmuş. Yaklaştır. Biraz daha yaklaştır. Evet, güzel olmuş. Bir de kendini kurna zannediyor bazen. Yani kelimenin arkası altına bir şey yerleştirdiğini zannediyor falan. Yani insan acıyor böyle çok ilkel bir taktik ve akıl uygulaması olmuş oluyor. Samimi olsa daha güzel olur. Yani samimiyetsizlik kötü bir şey.
kardeşimiz Duhan suresini sormuş. Duhan suresi 9, 10 ve 11 kelime dökümlerine bana bir gelsin o. Evet, dinliyorum. Gülme krize tutulmuş bir bebek vardı. Ufak. Bakayım. Lan ne tatlı şeysin sen. Sen ne tatlı şeysin sen. Şu ayaklarını ısırmak lazım ona. Uluslararası Af Örgütü Rusya Suriye'de kasıtlı olarak hastaneleri vuruyor demiş. Hakikaten hastane vurmalarının hikmeti nedir ben anlamadım. Yani çok korkunç bir şey yap. Hastaneden başka yer bulamadın mı? Yani Putin'i mahvettiler yani. Evet. Mahvettiler. İslam aleminde bayağı seviliyordu. Ya böyle bir oyuna gelmesin ya. Bu beladan kendini kurtarsın Putin. Ona bir suikast bu. Onun sonunu getirmek için bir oyun oynuyorlar. Bu pis işlerin içinden kendini kurtarsın. Hastane bombalamak falan ne demek ya? Kurtarsın, kendini kenara alsın. Hayır şeytanı Allah'a sınırım. Onlar şüphe içindedirler. Onlar boş işlere oyalanıyorlar. Öyleyse sen göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle. Bu duman insanları sarıp kuşatır. İşte bu acı bir azaptır. Belhum fi şekkin diyor. Ne kadar güzel Arapça. Belhum fi şekkin. Yel abün. Gel abim. Oyalanma. Boş işlerle vakit geçirme. İşte insanlar ise eziliyor. Ama onlar darwinizmle, materyalizmle, boş işlerle oyalanıp oyalanıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar. Zulüm yapılıyor, zalimlik yapılıyor. Onlar daha hala boş işlerin peşindeler. Öyle bir durumda Allah gökten bir duhan meydana gelecek diyor. Yani bir anarşi, terör, sıkıntı, ekonomik kriz. Yani sürekli bir uğursuzluk akışı. Yani şu an dünyanın üstünü bu duhan sardı işte. Her yerde anarşi, terör, pahalılık, sıkıntı. Duhan demek sıkıntı. Yani bir bela akışı, felaket akışı anlamına geliyor. Hayır onlar şüphe içindediler diyor. Şüphe. Neden? Kimde şüphe diyor? Allah'tan şüphe diyor. Şüphesi ne? Allah'ın yaratmadığı kanaatinde. Evrimle olduğuna inanıyor. Onun için oyalanıyor boş işlerde. Ali İmran suresi şeytan Allah'a sınırım 59. Şüphesiz Allah katında İsa Mesih'in durumu Adem'in durumu gibidir. İsa Mesih'i topraktan yarattı. Sonra ona ol demesiyle o da hemen oldu. Yani topraktan, balçıktan, bir porselenden insan heykeli yapıyor Allah. Sonra ona ol demesi o da hemen oldu diyor. Hemen insan oluyor.
Ali İmran yine 47. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken, yani cinsel ilişkiye girmediği halde nasıl bir çocuğum olabilir dedi. Bu böyledir dedi Cebrail. Allah neyi dilerse yaratır, bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der, o da hemen olur. Hemen. Evrimden falan değil. Sümer 68. Sura üfürüldü şeytan Allah'sının. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yere yıkıldı diyor. Herkesin canı alınıyor. Sonra bir daha sura üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Birden ayağa kalkıyorlar. Bütün insanlık. Evrimler mi oldu bu da? Yani mesela bütün insanlık yeniden diriltiliyor. Evrimler mi olacak? Daha önce nasıl diriltildi, nasıl yaratıldılarsa yine aynı şekilde birden yaratılıyorlar. Şaşacak bir şey yok bunda. Mesela ölüler mezardan kalkacak. Değil mi? Yani herkes dirilecek. O dirilmede yine evrim mi oluyor? Yok, birden yaratılıyor. Peki her yerde birden yaratılmayı kabul ediyorsun da burada niye kabul etmiyorsun? Meleklerde kabul ediyorsun, cinlerde kabul ediyorsun. Ahirette birden yaratılmayı kabul ediyorsun, dünyada kabul etmek istemiyorlar. Öyle olmaz. Ona gücü yeten Allah, hepsine gücü yeter. Diyarbakır'da operasyon bölgesinde namaz kılan bir askerimizin resmini göstermek istiyorum ondan. Bakayım. Allah Allah. Canım benim. Aferin benim aslanıma. Ben de çatışma bölgesinde. Koç yiğit ya maşallah. Nasıl koyu dindar maşallah. Aferin. Aferin. Gelsin şuraya karşıma otursun. Lan haylaz çocuk gibi bir 10 dakika bırakmaya gelmiyor ya. Anında pır. Geç. Minik böyle haylaz çocuk olur. Bir bırakırsa hemen anında kaybolur. Çocuk bahçesinde falan. Bundan sonra boyunu bozsun söyleyeceğim. Bir küçük çocuk kaybolmuştur. Bilen de tanıyanların bildirmesi diye.
Ya burayla bağlantısı sadece değil mi? Ha? Bu bilgisayara bağlıydı. Son soru. Niye son soru canım? Soru istediğin gibi. Haçlı birlikleri diye bir yazı var. Masonluk hayır bir şey ise neden kötüleniyor? Yok. Şer bir şey ise neden localar kapatılmıyor? Buna cevap verin. Selam. Aleyküm selam. Ya içinde yanlış adamlar da var. İyi insanlar da var. Yani bir kulüp gibi düşün. O kulüpte yanlış insanları eğitirsin. Doğru iyi olanlarla beraber olursun. Onlarla birlik olup o yanlış olanları düzeltesin. Hayırlı faydalı bir hizmet yapmış olursun. Yani küfrederek, kızarak netice alacağını düzeltmek daha iyi. Ahmet bin Muhammed Ebu Nasr der ki İmam Razi Aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum. Mehdi'nin zuhurundan önce buyuh olacaktır. Ben buyuhun ne demek olduğunu anlamadım. Hacca gittiğimde bir bedevinin bu ne buyuh bir gündür dediğini duyunca ona sordum. Şiddetli sıcak ve hararet dedi. İşte küresel ısınma dikleri. Bak Mehdi devrinin alameti. Bihar-ül Envar Kayyum Aleyhisselam'ın kıyamından önce vuku bulacak alametler öndür diyor. 2015 yılı 1980 yılından 1880 yılından beri en sıcak yıl oldu. 136 yıldan beri ilk defa bu kadar sıcak oldu. Bak Mehdi'nin zuhurunda bu olacak diyor Peygamberimiz. Mehdi'nin zuhurundan önce buyuh olacaktır. Ben buyuhun ne demek olduğunu anlamadım. Hacca gittiğimde bir bedevinin bu ne buyuh bir gündür dediğini duyunca ona sordum. Ne demek buyuh diye? Şiddetli sıcak ve hararet dedi diyor. Mehdi devrinin özelliğidir. Yani şiddetli sıcak ve hararetin artması. Yani küresel ısınma dedikleri olay. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim Uhud seferinde ordunun önünde yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin kediye zarar gelmemesi için kedinin başına nöbetçileri koymuş. Koca ordu o kedinin etrafından dolaştırılmış ona zarar gelmemesi için. Bu seferden döndüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nöbetçilerden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Muazza koymuş. Siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş Muazza. Hazreti Muhammed kedisi Muazza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken sahabe-i kiram ya Resulullah o sudan kedi içti kirlendi deyince Resulullah onlar en temiz ağza sahiptirler buyurmuş ve o sudan abdest almıştır diyor. Çıp 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 minik diliğine Süleyman bakabilirsin bu müziğe işine. Peygamber Efendimiz diyor ki ey Cabir Kayyum Mehdi'nin zuhurundan önce Şam'da Suriye'de halkı öyle bir fitne saracak ki ondan kurtulmak isteseler de kurtulamayacaklar diyor Peygamberimiz. Şu an o oluyor bak Mehdi devrinde. Ama hiçbir alim hoca hemen hemen bunları söylemiyor. Gizliyorlar. Ya yani benim bu söylediğim hadislerim. Ebu Cafer Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Cabir,
Mehdi'nin çıkışında sana anlatacağım şu alametlere ulaşıncaya kadar bekle. Ey Cabir, o yıl dünyanın her yerinde ihtilaflar çıkacak. Her yerde anarşi çıkacak. Viran olacak. İlk toprak Şam topraklarıdır. Suriye topraklarıdır. Gaybet-i Numani'de. Peygamberimizin kedisi çok şeker demek ki. Bütün ordu yandan geçmiş. Esra Zeynep Yavuz. Canım hocam, ben Amasya'da Mustafa Üstün hocamızın talebesiyim. Efendim, Mustafa Üstün hocamız çok değerli, mübarek bir insan. Çok samimi maşallah. Lise son öğrencisiyim. Öğrencilere milli şuur dersi vermesi sözüne çok haklısınız. Hocam, ilçemizden şehit verdik ilk gün. Herkes celallendi ama sonraki günler hiçbir şey yokmuş gibi birçok insan devam etti. Ne öğretmenim ne de okuldaki öğrencilerin komünizm, terörizm, darinizm hakkında bir bilgileri yok. Bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay kaybedilmez. Allah bize de şehit olmayı nasip etsin diyorum. Amin diyen yok hocam diyor. Savaşı olursa biz gelmeyiz, yanımızda mı olacağız diyenler var. Vatan sevgisi ilgili, milli şuur ilgili öğretmenlerde dahil kesinlikle ders alınmalı dediğiniz gibi canım hocam. Çünkü o manevi eksikliği hissediyorum. Bu durum çok acı. Ellerinize nimet öpüyorum. Her yerde, o ilçede de, her tarafta, herkeste tabii böyle bir şey yoktur da. Ama öyle diyen insanlar ona rast gelmiş. Yoksa yani o ilçe delikanlı bir ilçedir. Ama tabii bilgili olan olur, bilgisi olan olur, imanı zayıf olan olur, olmayan olur. Hepsi biri olmaz. İmtihan dünyası. Esenilere Hazreti Musa'nın o gizli topluluğundan birkaç kişinin öğretmenlik yaptığı rivayet ediliyor. Yani Musevi kaynaklarda. Bugün bilinen mucizevi bilgileri içeren Kumran yazıtları Esenilere ait. Bu yazıtların Hazreti Musa ve Mısır'dan getirdiği gizli öğretileri ve ile bağlantılı olduğu kabul edilir. Genel olarak. Esenilerin yazmalarında Mesih, Moşiyah, Mehdi beklentisi çok belirgin. Yani açık açık anlatıyorlar. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa da bu Esenilere dahildiler. O grubun içinden çıktılar. Mesela vaftiz yağının ritüelleri, yağlı vaftiz yapılması, zeytinyağı ile vaftiz, abdest alma adeti sadece Esenilere has bir adet ve uygulama, ibadet şekli. İskenderiye okulunu kuran Eseni rahiplerinin İskenderiye okulundaki isimleri Hızır anlamında Eziris, yani Hızır rahipleriydi. Ezir tarzında, Yesir, Esir tarzında. Yüce Allah'ın kitabı hakkındaki bilgisi ve onun elçisinin sünneti Mehdimiz Aleyhisselam'ın kalbinde bir bitkinin en güzel şekilde büyüyüp yetişmesi gibi gelişir. Peygamberin sünneti de Kur'an'dı biliyorsunuz. Kitab-ül Gaybet Buhar-ül Enver cilt 51. Hazreti Mehdi'nin erdemi, üstünlüğü diyor Peygamberimiz, tüm dertlere ve şiddetli fesada karşı gösterdiği üstün sabrındandır. Mehdi'nin üzerine Deccal'in kuşatması hiç kalkmaz. Sürekli devam eder diyor. Zuhur edinceye kadar. İsafur rakibinden aktarılıyor. Tılsımlar Mecmuası 212.
yani hep şikayetsizden. Diyor ki canım hocam diyor, yaklaşık yarım saattir yayını izliyorum. Yüzünüzün sohbet anlatılırken birkaç dakika, müzik varken birkaç saniye gösterdiler. Son yarım saattir talebelerinizi izliyoruz. Yakın çekim zaten hiç yok gibi. Bilmem ne demek istediğimi anladınız mı diyor inşallah diyor. Anladım anladım, ben onları uyaracağım. Hem yakın çekim yok. Yap yakın çekim. Ne kadar acayip. Harikasın. Bu kadar güzel bir profil dünyanın hiçbir şu an mi? Telafi oldu bu. Bir daha ya bunu yapmayacaklar. Uyarıyor. Değil mi? Yani. Yana yakılı. Acayip şekerli. Mehdi Aleyhisselam bir mezhebe tabi olacak mı? Ya olur mu öyle şey Mehdi? Bediüzzaman hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müçtehit, hem hakim, hem Mehdi, hem kutbu azam olarak diyor. Bir zat-ı nuraniyi gönderecek. O da ehli beyti nebeviden olacaktır diyor. Gelmiş geçmiş en büyük müceddit olduğuna göre hiçbir mezhebe tabi olmaz. Doğrudan Kur'an'a tabi olacaktır. Abdurrahman bin Sahr adlı bir sahabe. Bak Abdurrahman bin Sahr ismi. Sokakta kalmış kedileri götürür. Onları yedirip içirip seviyormuş. Sokak kedileri. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed'in bundan haberi yokmuş. Sahabelerden biri bir gün Hazreti Muhammed'e söylemiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin söylediğini kendisi de bildiği için Resul-i Ekrem peygamberin bir şey söyler diye kediyi hemen hırkasının içine saklamış. O yani suç gibi görmüş onu. Yani sahabeler söylediği için. Hep kedilerde geziyor, hep seviyor falan demişler. O da peygamberimiz bir şey der diye çekilmiş. Hırkasının içine saklamış kediyi. Yavru kediyi. Resulullah Hazreti Muhammed kendisine hırkanın altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış, küçük bir kedi yavrusu çıkmış. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yavruyu sevmiş, okşamış ve o zata utanma övün, sen kedi babasısın demiş. İsmin Ebu Hureyre bundan sonra demiş, kedi babası. Adı Ebu Hureyre oradan geliyor. Yani gerçek ismi değil Ebu Hureyre, bu lakabıdır. Ey Ebu Hureyre demiş, utanma övün, sen kedi babasısın demiş. O günden sonra Abdurrahman bin Sahra artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap ettiği gibi Ebu Hureyre diye hitap edildi diyor. Buhari 5. 811. Sıtkı Tekeli'nin anlattıkları. Bediüzzaman gençlik yıllarında tanırım. Korkunç bir hafızaya malikti. Hafızasını tecrübe için eline bir gazete verdim. Hazret gazetenin sayfalarına 10 dakika kadar baktı ve bana iade etti. Üstadım okudunuz mu diye sordum. Tecrübe edebilirsiniz buyurdular. Gazetenin münderecatını 10 dakikalık bir zamanda tamamen hafızasını almış bulunduğunu hayretle müşahede ettim diyor. Gazetenin neresini sorsa tam bilmiş. Maşallah. İstersen sor demiş. Ya fotoğrafik hafıza böyle. Yani baktın mı sayfayı tamamını ezberine alıyor. Kur'an ezberi de öyle. Mesela Buhari, Şerif, efendim, diğer hadis kitapları falan da öyle. Sayfaya tek bir kere bakıyor bütününü. Tamamını ezberine alıyor. Bunun ilmen izahı mümkün mü bilmiyorum diyor. Yani okuma hafızası değil, fotoğrafik hafıza. Sayfa adeta bir fotoğraf gibi aklında kalıyor. Operasyon bölgesinde namazını kılan bir başka askerimizin resmini göstermek istiyorum. Bakayım aslanım.
Koç, koç, koç. Abisinin kuzusu. Abisinin koç yiğidi. Canım benim. Allah ömrün uzun etsin senin. Nur bunlar, nur. Ya kardeşim, Mehdi hadisleri sahte diyorsun ama yani şey, ne derler, işte uydurma hadis diyorsun veya zayıf hadis diyorsun. Ya aynısıyla çıkmış, aynısıyla çıkmış, sahihin de üstünde olmuş oluyor. Mütevatir hadisin de üstünde oluyor. Kesin doğru hükmünde oluyor. Kesin doğru. Aynısıyla çıkmış. Her şeyi kafama takıyorum diyor Suzan. İşte Kur'an'la hareket edersen gayet akılcı, sağlam ayağını basmış olursun. Hocam, sizi tanımadan önce kapkaranlık bir dünyada yaşıyorum. Siz yolumuzu önümüze aydınlattınız. Merve Hak'tan. Kur'an aydınlattı, ben vesile oldum. Kur'an'la Allah aydınlatıyor. Allah Kur'an'ı vesile ediyor Cenab-ı Allah. Mehdi'ye Kur'an'dan delil verebilir misin diyor. İşte çok okudum ama dinlemiyorsunuz ki. Yasin suresi 21, şeytandan Allah'a sığınırım. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen, yani parasız tebliğ yapan bu kişilere tabi olun. Onlar Mehdilerdir diyor. Muhtedun. Açıkça Mehdi'den bahsediyor Kur'an. Şimdi biraz ahir zaman hadisleri dinleyelim. Sonra bakalım, bekleyen olursa bir şeyler yaparız. Ama ahir zaman hadislerini dinlesinler. Evet, kısa videolarla programımıza devam ediyoruz. Mekke'deki saat kulesi ve tüneller Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Şu anda Mekke şehrini ve Mekke'de açılışı yapılan dünyanın en büyük saat kulesini görüyorsunuz. Ancak bunlar sıradan görüntüler değil. Birazdan hayret verici bir gerçeğe şahit olacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak bildirdiği bir olay daha günümüzde gerçekleşti. Mekke dağlarını delinmiş, tüneller inşa edilmiş, binaları dağlara erişmiş, saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğünde vakit, Hazreti Mehdi'nin çıkış vakti gelmiştir.